Son seansta karşınızdayız. Son seansta ana haberde konuşmadığımız şeyleri konuşacağız. Ana haberde ağırlık olarak cari açığı ve sanayi üretimini konuştuk. Ona da bir miktar değineceğiz ama daha çok haftayı kapatıyoruz ve haftayı kapatırken piyasalara bir genel bakış açısı getireceğiz. Piyasayı kimle konuşacağız? Cüneyt Paksoy bizimle birlikte olacak. Cüneyt Paksoy bir piyasa üstadı. Onunla bunları konuşacağız. Ve ikinci bölümde Modoco Başkanı Koray Çalışkan bizimle birlikte olacak. Modoco geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir sanal fuar düzenledi. Bu fuardan elde ettikleri sonuçları birlikte tartışacağız. Rakamlara bakıyoruz. Dow Jones 31.343 puanda, 0.14 aşağıda. S&P 500 3.915'te, orada da 0.25'lik bir kazanç var. Nasdaq 13.744'te, Nasdaq'ın kazancı da şu an itibariyle 0.26. Amerikan tahvilleri 2 yıllıklar 1.09, 10 yıllıklar 1.197, 30 yıllıklarda 1.997 seviyesinde şu an itibariyle. Emtia, ons altın düşüşünü devam ettiriyor. 1819'da 0.36, dün yataydı düşüşte ama şimdi bugün daha aşağı doğru gitme eğiliminde. Brent petrol 62 dolar 29 sentte, yukarıda 65 dolar gözüküyor. Eğer önümüzdeki günlerde olağanüstü bir değişiklik olmasa 2.72 yukarıda. Amerikan ham petrolü de 59 dolar 50 sentte, 60 dolar sınırında geldi, oraya dayandı. Muhtemelen yarından sonra 60 dolar sınırını geçecek. 2.34 değer artışı da orada var. Evet, son seansa başlıyoruz. Cüneyt Paksoy'la konuşacağız. Önce Cüneyt'e bir hoş geldin diyelim. Hoş geldin Cüneyt. İyi akşamlar Ali abi, yayınlar. Çok teşekkürler. Sana piyasayı bıraktık Cüneyt. Çünkü Barış'la sanayi üretimi ve cari açığı konuştuk epeyce. Seninle de bir miktar konuşacağız ama yani üzerinden geçip ondan sonra hızla piyasa konuşacağız. Piyasayla ilgili olarak da biraz önce bana yazmışlar, görmedim izleyicimiz Fikret Bey. Biraz banka hisseleri konuşabilir misiniz diyor. Bankayla başlayacağız biraz sonra ama önce cari açık ve sanayi üretimi, biri iyi biri kötü, iki veriyi yan yana koyarak bir değerlendirme yaparsan hızla oradan piyasalara geçeriz. Vaktimiz var bu arada, yani panik yapmaya gerek yok, 35-40 dakika vaktimiz var, buyurun. Aslında birbirini tamamlayan ve birbirini anlatan iki tane veri sevgili Ali abi. Yani sanayi üretim verisinin yüksek çıkması ve Türkiye'nin 2020'yi büyüme tarafında bitirecek olması ve 2021 için, ki bugün Merkez Bankası beklenti anketinde de yer alan büyüme hedefleri iyimser hedeflerdi. Bizim Anadolu Ajansı'nın hedefleri içerisinde de gördüğümüz hedefler, evet, yukarı yönlü hedeflerdi. Bütün bunları bir arada topladığımızda büyüme oldukça Türkiye üretimle büyüme noktasına tam yeterli kapasiteye ulaşana kadar cari tarafta cari açık vermemiz, cari denge oluşması süreci üretimle büyümede yerli payı artana kadar açıkla devam etme ihtimali birbirini tamamlayan iki veri. Anlatmak istediğim net olarak bu. Yani biz zaman içerisinde hem tüketimi hem üretimi yerli tabana oturttukça yerli üretimin içerisindeki teknoloji payını arttırdıkça, dışarı bağımlılığı azalttıkça bizim cari dengemizdeki dengeleme de farklı bir yere evrilecek. Bunu net olarak söyleyeyim. Tabii orada petrolün yukarı yönlü hareketi önümüzdeki dönem izlenmesi gereken bir konu. Tabii. Artı ekonomi büyümeye devam ettikçe, tüketimle büyüyorsak, ihracatı yeterli şekilde büyütemiyorsak, turizm gelirlerinde bir yukarı yönlü ivmelenme oluşmuyorsa, o zaman cari dengenin biraz daha negatif tarafa kayması mümkün ama bizim şu an öngördüğümüz olumlu senaryoda ana figür hem ihracatı yukarı yönlü momentumunu korumak ve turizm gelirlerini geçen sene 8-10 milyar dolar civarında bir gerçekleşme olmuştu maksimum. Evet. Normalde biz 30-40 milyar dolar gelirlere alışkınız biliyorsun Ali abi. Ve önemli bir pay yer teşkil ediyor turizm. En azından bu sene
30-40 milyar dolara bir anda çıkmak, tekrar hatta üstüne çıkmak biraz zor olur. Ama en azından bir 20-25 milyar dolara çıkarmamız bile cari denge noktasında önemli olacak. Ama ben birkaç yıl içerisinde Türkiye yapısal reformlarını tamamladıkça Merkez Bankası kararlılığı enflasyonla mücadele tarafında kazanım tarafında oldukça, buna özel sektörde katıldıkça asıl cari dengede kalıcıleşmenin o zaman netleşeceğini öngörüyorum. Sanayi üretim esnede gelince sizin grafiklerde de net olarak gözüküyor. Gün içinde de paylaştığınız, senin yayında da muhakkak konuşmuşsundur. Evet. Dünya ölçeğinde önemli bir fark oluşturduk. Tabii. Diğer ülkeler olarak. G20 ülkeleri arasında lideriz bu veriyle. Evet. Aynen öyle ve bu çok ciddi bir potansiyeli gösteriyor. Şu an grafik zaten net olarak gösteriyor. Ve orada gelişmiş ülkeler de var G20 içerisinde. Çok önemli gelişmiş ülkelerin daralmayla ilerlediği. Bu sadece büyüme verisi, sanayi üretim verisi değil, PMI'larda da var. Hizmet sektöründe topyekun bir daralmaya rağmen bizim sanayi üretim verisindeki bu güçlü duruşumuz önümüzdeki dönem büyüme beklentilerini destekliyor. Ben bunu olumlu karşılıyorum. Bunun fiyatların, piyasa fiyatlamanın içine önümüzdeki dönem Türkiye hikayesi olarak gireceğini düşünüyorum ve yabancı algısını pozitif etkileyeceğini düşünüyorum. Ama tabii yanına Merkez Bankası'nın kararlı duruşunu eklemeye devam edeceğiz. İki tane önemli başlığı da tabii bunlarla birlikte düşünmemiz gerekecek. Birincisi kesinlikle ABD-Türkiye ilişkilerinin Mart'tan itibaren bir iletişim, bir uzlaşma içerisinde ilerlemesi, finansal ve fiyat istikrarının korunması, sanayi üretiminde korunması ve büyümenin de korunması anlamında önemli olacak. Bu çok net. Ve global talebin pandemi arkada bırakarak artması, global büyüme verisinin yukarı yönlü iğmesi bizim turizm ve ihracat gelirlerimizin potansiyelin masada kalması da sanayi üretim verisinin bu güçlü durusunu destekleyecektir. Yani Türkiye'nin tamamıyla hikayesinin ana argümanları olarak öne çıkan iki veri, birbiri arasındaki dengenin pozitif yönde ilerlemesi için yalnız cari denge tarafındaki yapısal değişimi kesinlikle tamamlamamız gerekiyor. Onu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Aynen öyle. Cari açığın bu yıl daha az olacağını tahmin ediyorum ben de senin gibi. Çünkü yılın ikinci yarısından sonra turizm bir parça canlanacak ve turizmdeki canlanma eğilimi de öyle beklendiği gibi değil, çok yukarıda şekillenebilir. Çünkü insanlar 1,5 yıldır evlerindeler, hiçbir yere gitmiyorlar ve o geride bıraktığımız 1,5 yılın acısını da çıkarırcasına pek çok yere seyahatler yapacaklar, yurt dışı yurt dışı olmak üzere. Ve Türkiye'de bir turizm ülkesi olduğu için, önemli ölçüde turizm gelirine sahip olan ülkeler arasında yer aldığı için Türkiye'nin cari açığına çok büyük olumlu katkı sağlayacağını, cari dengesine çok olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum şahsen. Şimdi senle buna ilaven olursa onu ilave edebilirsin ama sorumu önce sorayım. Şimdi Morgan Stanley Türk hisselerine yatırım önerdi. Biraz önce verdik bu haberi. Ama Morgan Stanley şunu bekliyor. Her ne kadar Türk hisselerini öneriyor olsak da Türkiye'nin önümüzdeki para politikası kurulu toplantısında Merkez Bankası'nın bir faiz artırımı daha yapmasını bekliyoruz diyor. Bunu bir ön şart olarak sunmuyor ama olabilir anlamında yatırımcılarına bu yönde bir not da paylaşıyor. Sana göre Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısında bir faiz artırımı yapar mı? Çünkü enflasyonun yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Yoksa hayır, eğilimi görüyoruz ama sonradan önlem alabiliriz. Faizin geldiği nokta yeterince yüksek diyebilir mi? Hangi görüşü daha çok benimseyebilir? Şimdi tabii Merkez Bankası'nın elindeki veri seti içerisinde ve özel sektör temsilcileriyle birebir yaptığı görüşmelerde aldığı notlar da önemli olacak toplantıda. Ali abi, yani bizim ana problemimiz hala hazırda manşet tarafta, yani TÜFE tarafında, tüketici enflasyonu tarafında 15 civarında bir enflasyon var ama evet, ÜFE tarafında 25 civarında bir enflasyon var. Şimdi yıl sonu farkındaysan beklenti anketlerine de yansıdı. Enflasyon beklentisi yıl sonu yükselmeye devam ediyor. Her ne kadar 12 aylık perspektifte
düşüyor gibi gözükse de bu yılın sonunda 11-12 bandı içinde bir enflasyon gerçekleşmesi var piyasa tarafında. Şimdi bunun yegane sebebi de üfe ile tüfe arasındaki makas. Yani bir türlü düşmüş olan kurlara rağmen, şu an kur tarafındaki ve faiz tarafındaki stabilizasyona rağmen, piyasa faizinden bu arada bahsediyorum. Merkez Bankası'nın politika faizi 17 ama piyasanın kendi mevduat tarafındaki faizi düşmeye başladı son dönemde. Hala bir kademeli. Özellikle butik bankaları bu tarafa bırakalım. Evet. Büyük montanlı bankalarda yavaş yavaş yukarı tepe görüldükten sonra aşağı geliş var. Bu çok önemli. Şimdi bu stabilizasyona rağmen, tamam petrol fiyatları biraz yukarı çıkıyor. O notu biz geçen hafta da seninle paylaştık dikkat edilmeli diye ama mevcut durumda biraz artık yavaş yavaş fiyatların da aşağıya gelmesi veya fiyat istikrarının bundan sonra en azından yukarı yönlü fiyat gidişlerine izin vermemesi gerekiyor ki Merkez Bankası beklemede kalsın. Yoksa eninde sonunda o aradaki makas düşmedikçe tüfeği de etkilemeye başlayacak bir noktadan sonra. Zaten hissedilir enflasyon mevcut tüfeden yüksek. Bu çok net. Bunu hep konuşuyoruz. Evet. Ama onun dengelenmesini bekleyebilir Merkez Bankası. Zaten yapılan ankette bir kez daha Merkez Bankası'nın bekle gör ihtimalinin kuvvetli olduğu belirtilmiş. Çünkü teşvik paketi gelecek Amerika'dan. Muhtemelen realize olacak. Piyasalarda bir para girişi dışında aşılama çalışmalarının getirdiği vaka sayılarındaki dengelenme ve yavaş yavaş bir karantinadan çıkış beklentisi de konuşulmaya başlandı. Bütün bunları gözlemlemek isteyebilir Merkez Bankası. Benim de ağırlıklı beklentim bekle göre devam şeklinde Ali abi bu toplantıda da. Evet. Ama orada Sayın Hacı Abal'ın söylemi çok net. Gerektiği zaman zaten sözü verdi. Enflasyonda veriler ardışık bir şekilde yukarı yönlü enflasyonu biraz daha, bir dönem daha öngörüyorsa muhakkak risk primini koruyarak gideceğiz. Hazır CDS'lerimiz 300'ün altındayken, kur tarafında stabilizasyon sağlanmış iken, kendi döviz alım ihalelerini bile arz talep dengesine bağlamış bir Merkez Bankası var iken, yani şunu diyor Merkez Bankası, yeterli arz oluştuğu andan itibaren ben rezerv tamamlamaya girişeceğim döviz alım ihaleleriyle diyor. Bakın bu da çok önemli. Evet. Bütün bunlarla zaten sözlü yönlendirmesini yapıyor. Onun için ben bu toplantıda da bekle görün biraz daha kuvvetli yüksek ihtimal olduğunu, olası bir faiz artışı yaparsa da bu hani bir sürpriz olmayacaktır ama şeyi uygulayacağı puan 25 ile 50 bas puan arası bir artış, bir sinyal niteliği taşıyacak bir minim artış olarak masaya geleceğini düşünüyorum ama ağırlıklı beklentim bekle gör ve global piyasalarla iç dinamiklerin bir netleşmesini görmek isteyecektir. Bir de önümüzdeki dönem elimizdeki kurşunu doğru kullanmak adına bir ABD-Türkiye ilişki süreci var. Yeah. Kolay bir süreç değil o süreç. O süreci görmek lazım. Ondan sonra elimizdeki silahları kullanmak da bana makul ve rasyonel geliyor. Proaktif yönetimin anlayışı tarzı da bize bunu reel olduğunu gösteriyor gibi geliyor bana hala. Evet. Oraya bir değinelim istersen. S-400 meselesi ve Amerikan yönetimiyle, yeni yönetimle olan işbirliğimiz. Şimdi iki ayrı açıklama var bir defa. Onların arasındaki farkı ortaya koymak için soracağım. Bir tanesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Girit modelini uygulayabiliriz dedi. Yani Yunanistan geçmişte 90'lı yılların sonunda S-300, o zaman S-400'ler yoktu. S-300'leri aldılar. Güney Kıbrıs'ta Türkiye'ye karşı, yani Türkiye'nin olası bir saldırısı ihtimaline karşı, yani NATO ülkesi ve NATO ülkesine karşı kendini savunmaya çalışıyor. Zaten garabet orada. Yani o zaman S-300 alınmasına izin veren NATO, bugün Türkiye'nin S-400 almasına karşı çıkıyor. Onu tamamen bir kenara koyuyorum. Burada çifte standart var. Onu geçiyorum. Ama Girit modelini uygulayacağımızı uygulayabiliriz dedi. Fakat Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, taviz yok, S-400 süreci olduğu gibi yürüyecek dedi. Biz bağımsız, egemen bir ülkeyiz. Planlarımızı ve programlarımızı kendimiz yaparız dedi. Benim anladığım şu,
Yani anladığımı söylüyorum. Sonra bu ilişkilere nasıl yansıyacak onu anlatmanı rica edeceğim. Yani Milli Savunma Bakanı Amerika'nın Pentagon muhatabı. Dolayısıyla askerlere verilmiş bir yanıt var. Biz bu işi çözeceğiz diyor. Ama bir yanda Cumhurbaşkanlığı ise iç kamuoyunu daha çok gözeterek biz asla geri adım atmayız mesajı vererek dik duruş sergiliyor. Bence günün sonunda ya da vadenin sonunda biz S-400'leri kullanımdan kaldırmak durumunda kalabiliriz. Çünkü Amerika'nın bu konudaki müsamahakar bir yaklaşımı olmadığını biliyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Mesela ne olabilir? Oyun planımız ne olabilir? Ve bu oyun planından biz nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Çok güzel bir soru Ali abi. Yani aslında ekopolitik düzlemde cevabı aranan belki Türkiye'nin önümüzdeki dönem ekonomik gidişatı, bundan sonra dünya sahnesine alacağı yer konumlaması açısından da cevabı aranan yegane soru. Evet. Yani Türkiye stratejik ortak tanımı içerisinde yer almaya devam mı edecek Amerika için? Yoksa Çin ve Rusya gibi ülkeleri içine alan stratejik izleme noktasında olan bir ülke konumunda mı olacak? Buna bir karar verecek Amerika. Bu bizim dışımızda bir şey. Evet. Yani bir de karar vermesi gereken önemli bir süreç, Obama döneminde başlattıkları Suriye ve Kuzey Irak'ta uyguladıkları politikaya devam mı edecekler? Yani orada IŞİD veya benzeri örgütlerle mücadeleyi yürüten ya da yürüttüğünü iddia ettiği YPG-PYD unsurlarına desteği devam ettirip bunu bir üst tarafa geçirme modelini, yani bir orada yeni bir oluşum, devlete kadar gidecek bir oluşum süreci politikasını demokratlar devam ettirecek mi, ettirmeyecek? Bu da önemli bir soru. Evet. Şimdi günün sonunda baktığımız zaman her iki bakanın yani de açıklaması bence önemli ve birbirini tamamlayan önermeler, çelişen önermeler değil. Biz evet. Şunu diyoruz. Amerika'nın alacağı tavra göre gerekli esnemeleri yapabiliriz ama esnemeleri yaparken de kendi savunma, kendi çıkarlarımız ve haklı gerekçelerimizden de taviz verme noktasında değiliz. Evet. Bu şu demek, pazarlık ve uzlaşı biliyorsun Ali abi uluslararası ilişkilerde ana unsurdur. Elbette, müzakere yani, tabii. Müzakere, yani bu bir süreç, uzun vadeli bir süreç. Neticede Trump dönemindeki iletişim kanalları dışında artık farklı bir başkan ve farklı bir dış ilişkileri yönetimiyle karşı karşıyayız. Ama bugünden yarına ABD politikası da değiştiği düşünülemez. Burada önemli olan şu, niyet. Yani yaptırımı tehdit olarak kullanmaya devam edip Türkiye'nin üzerine gelmeye devam ederlerse çözümü bulmakta zorluk yaşayacağız. Biz de onlarda. Ama işi gelin çözelim. Neticede Türkiye bu bölge için, NATO için, hatta Çin bu kadar genişlerken bakın dünya ekonomisindeki Çin'in payı %17'lere çıktı Ali abi. Evet. Yavaş yavaş yükseliyor toplam payı. Böyle giderse 10-15 sene içerisinde İpek Yolu projesini de tamamladıklarında ciddi Amerika ile yarışır, hatta Amerika'yı geçer bir ülke haline gelecek. Böyle bir platformda Amerika'nın birçok ülkeye ihtiyacı olacak bu bölgede. En önemlilerinden biri de Türkiye. Şimdi son bıraktığı iki lidere bak görüşme noktasında, İsrail ve Türkiye. Evet. Şimdi bu bölgede İsrail'in de Amerika için önemini biliyoruz. Türkiye'nin İsrail politikalarında bir değişim, bir müzakere sürecinin de oluştuğunu biliyoruz. Hatta aylar sonra bir İsrail uçağının, bir kargo uçağının iniş yaptığını da biliyoruz. Bunların hepsi bir müzakere sinyali veriyor bana, kendi bakışımla. Özetle tehditkar olmadıkça bu tip konuşmalar iç kamuoyuna yapılabilir. Zaten Trump giderken gereği yapıldı. Yani Türkiye S-400'ü kullanmaya başlamak için adımı attığı için Katsa'nın 5 maddesi Türkiye'nin önüne kondu. Evet. Şimdi bu 5 maddeden geri mi geleceğiz? 5 maddede sınırlı mı kalacak? Yoksa daha farklı alanlara bu iş ekonomik kısıtlamalar da dahil getirip müzakereleri tıkayacak mı? Ben zannetmiyorum. Müzakerenin ağır basacağını düşünüyorum. Ve
Türkiye'nin bu müzakere sürecinde hak edilmiş, kazanılmış haklarından ve bundan sonra bu bölgede sadece kendisi için değil, bölge istikrarı için gerekli olan adımların atılması noktasında Amerika'dan ışığı gördüğü an, senin dediğin gibi S-400 konusunda da bir esneklik oluşacaktır. Artı biz çok net şunu söylüyoruz. Savunma hakkımız var. Savunma hakkımız içerisinde Amerika'nın F-35 ve Patriot tarafında uyguladığı blokajı kaldırması bizim için de alternatifin masaya gelmesi anlamına tabii, gelir. Evet. Biz o alternatifi kullanırız. Bu şekilde ilerlerse müzakere sonuç alınacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii biz tamamıyla bir analiz yapıyoruz Ali abi. Neticede adım adım merhaleleri göreceğiz. Piyasa da tabii bir izliyor olacak ve bunu fiyatlıyor olacak. Bunu net olarak belirteyim. Artık piyasa gündemine Merkez Bankası benchmark'ı dışında ABD-Türkiye ilişkilerinde Şubat sonu Mart başı itibariyle almış olacak. Bunu da fiyatlarda görmeye başlayacağız her iki yönde. Evet, güzel. Çok güzel özetledin. Şimdi biraz kur konuşalım. Sonra uzun uzadıya borsa konuşmamız lazım. Kurla ilgili yani bir 2-3 dakika değerlendirme yaparsan aşağıda neresi gözüküyor, yukarıda neresi gözüküyor. Sonra hemen peşine bağlayabilirsin benim araya girmeme gerek kalmadan. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 50 ve 30 endeksindeki genel durumu anlamak istiyorum. Bir de alt endeksler, sanayi endeks, mali endeks, bankacılık endeksi, o endekslerle ilgili bir değerlendirme. Sonra başat saydığımız ve çok önde gelen hisseleri bir sıradan geçelim. Önce bankalar, sonra diğerlerini arkasından hangilerini konuşmak istiyorsan onlara devam edebiliriz. Mümkün olduğu kadar girmemeye çalışacağım ama arada bir girersem kusuruma bakma. Tabii ki soru cevap bu işin güzel tarafı Ali abi. Zaten ben senin yayınlara gelirken her yayında hazırlıklıyız ama iPad'imde de belirli şeyleri hazırlayarak geliyorum lazım harika olur diye. Dolar TL üzerinde şunu görüyorum Ali abi. Dediğimiz her şu ana kadar anlattığımız her şey Dolar TL fiyatlamasıyla ilgili zaten. Tabii. Güçlü Merkez Bankası kredibilitesi, ABD-Türkiye ilişkilerinde en kötüyü gördük beklentisi ve yabancı para girişinin ki tahvil tarafında realize olmaya devam ediyor. Girişten bunu görüyoruz. Son bir ayda sadece 5 milyar dolar civarında bir para girişi var. 3 aylık perspektifte 15 milyar dolar civarında bir para girişi var. Hisse senedindeki çıkışı karıştırmayalım, o farklı bir konu. O teknik bir konu. Ara ara girişler olacak, ara ara çıkışlar olacak. Fonlar kendi kar yapılarına göre farklı davranışlar içinde olabiliyorlar ama kur tarafında yabancı girişinin realize olduğu bir geri çekilme bizi 7'lere kadar getirdi. Evet. Hatta son dönemde şimdilik sınırlı olmakla birlikte bir döviz tevdiat tarafında da çözülme var. Ha gönül isterdi ki yukarıda 8-8,5 bandı aşağı kırıldığı andan itibaren önemli destekler kırıldığı andan itibaren döviz tevdiat tarafında bir realizasyon oluşsun. Çünkü biz şunu hep söylüyoruz. ABD-Türkiye ilişkileri gibi majör kriterler veya farklı bir dinamik içerisinde dolar endeksinde ekstrem yükselişi haricinde Dolar TL'deki hareketler tepki olarak kalacak. Böyle bir Merkez Bankası var iken. Şimdi o tepkileri kullanmak da rasyonel olacak ve bugünden bir sene sonrasına mevduat getirisini mevcut koşullarda hesapladığımızda zaten hedefledikleri Dolar TL kuruna da ulaşmış olacaklar getiri anlamında. Tabii. Ve farklı dinamiklere de farklı ucuz buldukları alanlara da paralarının bir kısmını, portföylerinin bir kısmını da ayırmış olacaklar. Onun için döviz tevdiat tarafındaki yatırımcılara da şöyle bir yani yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Rehberlik amacımız tamamını tek bir portföyde tutmak rasyonel olmuyor. Bunu hep söylüyoruz. Sepet yani bir miktarı altın, bir miktarı döviz, bir miktarı TL mevduat, bir miktarı fonlar, fonların içinde yabancı emtia tarafını veya hisseleri alan taraf da olabilir, yerli tarafı da olabilir. Böylesi bir çeşitlilik yatırımcının hem kendini korumasını, defansif kalmasını hem de fırsatları değerlendirmesini sağlar. Bunu da belirteyim. Teknik olarak da 7 altında 6.85, 6.50 hala önemli bir potansiyel bölge. Evet. Ama kalıcılığı tartışılacak. Çünkü Merkez Bankası'nın ekonomistlere sunumunda hani o bölgede arz
arttıkça, talep azaldıkça döviz alım ihaleleri yoluyla Merkez Bankası'nın dövizi dengeleyeceğini gördük. Söylemler evet. bize bunu gösteriyor. Anladım. Yukarıda da 7 üzerinde 7.20, 7.35, 7.55 max önemli direnç eşikleridir. Son birkaç aydır döndüğümüz bölge. Orası kırılmadıkça oraya gelecek tepkiler de hem yabancı algısını tetikler evet. hem döviz sevdiat tarafındaki yatırımcıyı tetikler. Yalnız 7.55 kırılırsa fırsat oldukça burada yayın yapıyoruz beraber seninle. Onun dinamiklerini beraberce paylaşırız. Evet. Şimdi 7 dakikamız var. İstersen hisse değerlendirmesiyle başlayalım. Yani tersten gidelim. Vakit kalırsa endeksin genelinde değerlendirirsin. Bankacılık hissesiyle başlayabilirsek sevinirim. Sevgili Ali abi, yani hemen hızlıca zaten Borsa İstanbul'la ilgili şunu söyleyeyim. Düzeltme kalıbı devam ediyor. 1550-1580 geçilip burası destek olmadan düzeltme bitti demeyeceğiz. 1500 altında da ekstra dikkatli olmalıyız. Borsa İstanbul'un genel görünümü bu. Henüz düzeltme sürecine geri dönmedik, düzeltme devam ediyor. Borsa İstanbul içinde en önemli sektör, alt sektör bankacılık endeksi. Bankacılık endeksi içerisinde de önemli hisselere geçmeden önce genel endeksin görünümü düzeltmenin sürdüğü yönünde. Evet. 1500-1600 bandı içine geri dönüp 1600'ü yukarı taşıyacak momentum kazanmadıkça bankacılık endeksi önderliğinde Borsa İstanbul'da yeni rekorlar görmek ve bankacılık endeksinin topyekun bir harekete girdiğini gözlemlemeyeceğiz. Bu notu da düşelim. Özellikle de 1500 altında kaldıkça 1400'lere doğru geri çekilme potansiyeli taşıyacak bir bankacılık endeksi Borsa İstanbul'da aşağı çeker. Evet. Bir de bankacılık endeksini anlatırken her hafta ya da arada gerektikçe hatırlatıyoruz. Gözümüz bir yandan da Amerika-Türkiye ilişkilerinin içinde önemli bir yer teşkil eden Halkbank'la ilgili süreç. Bu hem borsaya açık Halkbank ve Vakıfbank gibi hisseleri içeriyor hem de bankacılık sektörünün tamamını ilgilendiriyor. Onu da hatırlatalım. Bugün işçe de önemli bir hareket vardı Ali abi hisselere geldiğimizde. Evet. O hareket tamamıyla işçenin bilanço hareketiydi. 6.50 civarında %2'ye yakın bir yükseliş. Önemli bir yükseliş çünkü işçe sadece bir banka değil, iştiraklerini de içine kattığımızda bir potansiyel holding gibi aynen görülen öyle. Bir banka. Yukarı yönlü ihtimali var. Aşağıda sıralı olarak 6.35, max 6 gibi destekler kırılmadıkça özellikle 6.55 üzerinde 6.75 hatta 7.25'e kadar önümüzdeki dönem potansiyelleri olacaktır. Düzeltmeler alın fırsatıdır işçiye de. Bankacılık endeksinde olduğu gibi. Evet. Hemen onun yanında garanti ki lokomotif hisselerden biri hatta endeksi götüren amiral hisselerden biri aynı İş Bankası gibi. Evet. Onda da 9.92 gibi bir kapanış görüyoruz ki onun üzerinde tutunamamak biraz hissede satış getirmişti. Aşağıda ki onun bilançosuna bağlı olarak da yukarı yönlü ihtimal var. Özel sektör bankacılığı bu dönemde biraz temkinli gitti. Ben 10.20-10.50 gibi hedefler görüyorum teknik analizde. Güzel. Ama kısa vadede 9.75 max 9.50 altında dikkatli olmak lazım. 9 da garantinin sınır desteğidir trend olarak. Bunu net olarak söyleyeyim. Akbank'a baktığımızda son olarak önemli bir banka. 6.64 kapanışı görüyorum. Evet. Yukarıda uzun vadede 6.80-7.25 gibi hedefleri var. Yeter ki 6.50-6.30 altında kapanışlarla ilerleme oluşmasın. Bu olmadıkça yukarıda belirttiğimiz hedeflere doğru bir Akbank grafiği gözümüzün önünde. İstiyorsan buradan diğer hisselere doğru geçiş yapayım. Lütfen, sen tamam. Sektör olarak son söylemiştin üç, ama. 3 dakikamız bu arada. Evet. 3 dakika içinde birkaç hisseyi hızlıca değerlendireyim. Benim için en önemli hisselerden biri, şu ana kadar da potansiyel göstermedi ama çok konuşuluyor. Yakında biz 4.5'tan 5'e geçişi de konuşacağız biliyorsun. Evet. Artı teknolojinin önemini bahsediyoruz. Türkcell hissesi. Yabancı ilgileniyor bu hisseyle. Gözlemim bu. Alım tarafında bir hareketlilik var. Sert ordinolar henüz gelmedi. Sert ordinolardan kastım kalıcı, kararlı ve yüksek ordinolar henüz gelmedi gibi gözükse de yukarıda 17-20 gibi bir direnç eşiği kırıldığı andan itibaren yukarıda 18-50 hatta 21'lere kadar bir potansiyel olacaktır önümüzdeki orta vadede.
Evet. Yalnız bu verdiğim hedefler bugünden yarına değil, 3 aylık, 6 aylık perspektifte değerlendirilmesi gereken seviyeler. Güzel. Zaten ara ara yayınlarda bunu revize ederiz. 16-15.50 altına gelmedikçe Turkcell tarafında yukarı yönlü potansiyel korunacak. Onun dışında holdinglerden Anadolu Holding önemli bir hisse. Konuşuluyor da. Birçok hikayeyi barındırıyor. Önemli iştirakleri var biliyorsun Ali abi. Tabii. Yurt dışı iştirakleri de var. Mevcut durumda 29.50'ler civarında fiyatlama var. 28-28.50 altına gelmedikçe 30 üzerinde 35-38-42 gibi hedefleri var. Hatta ben net söyleyeyim 50'lere kadar bir senelik perspektifte gitme potansiyeli gösteren bir holding. Evet. Holdingler içinde de ucuz kalmış holdinglerden biri bana göre. En önemli holdinglerden biri de Koç Holding. 22.70'ten kapandık bugün. Aşağıda 20-21.50 altına gelmedikçe 25 hatta 30'lara kadar 3-6 aylık perspektifte potansiyeli olan bir holding. Şişecam çok iyi bilanço ile geldi. 7.69'dan kapandı. Bilançoda beklentiden alınır. Gerçekler satılır tadında bir hareket var. 7.50 aşağı kırılmadıkça yukarıda 8.25 hatta uzun vadede 9.25'e kadar bir hareket potansiyeli görüyorum. Ucuz kalmış hisseler hep sorulur bize. Çimento'nun içerisinde ucuz kalmış hisselerden biri de Çimsa'nın bir primi var ama bir hemen yanında Oyak hisseli, Oyakçı'ya bir potansiyel arz ediyor. Özellikle 8'in altına gelmediğince 8.5'un üzerinde 9 veya üzerinde bir hareketlilik var. Evet. Arçelik çok iyi bir bilanço getirdi Ali abi. 33.70'ten kapadık. O beklentiden alınır, gerçekler satılır efekti gösterdi ama şirket kısa vadede 33-33.50 altına gelmedikçe bakın bu stoplara da dikkat edelim. Yatırım tek taraflı değildir. Arada evet. Düzeltmeler gelir. Onlar alım fırsatıdır. Artı tekrar kağıdı almanız için bir dönem kağıttan çıkmanız, kağıdın nerede dip yaptığınızı görmeniz gerekir. Bir finansal okuryazar. Orada da 35-38-42 gibi hedeflerin olduğunu yıl içerisinde görüyorum kendi adıma. Çok teşekkürler Cüneyt. Şiir gibi bir borsa yorumu yaptın. Çok teşekkürler katkıların için. Şimdi bir reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra Modoko Başkanı Koray Çalışkan bizimle olacak. Pandemi sürecinde ayakta kalma becerisi gösteren sektörlerden biri. Ayakta kalma becerisi diyoruz. Ayakta kalamayanlar var. Pandemi sürecinde ayakta kalanlar var. Büyüyenler var ayrıca. Ama mobilya, dekorasyon sektörü hem ayakta kalmayı hem de aynı zamanda büyümeyi bir arada gerçekleştirdi. Bunu konuşacağız. Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan şu anda Skype hattımızda. Koray Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar Ali Bey. Çok teşekkürler. Şimdi vaktimizi iyi kullanmak adına 12-13 dakika kadar vaktimiz var. Bir sanal fuar düzenlediniz. Önce o sanal fuarla ilgili bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Nasıl sonuçlar aldınız, nasıl bağlantılar kurdunuz? Önümüzdeki dönemde yeni sanal fuarlar için acaba bir girizgah olması bakımından iyi geçtiğini düşünüyor musunuz? Şimdi pandeminin başlangıcıyla birlikte biliyorsunuz biz insanlarla fiili temaslar kuramayacağımızı anladığımız noktada yönetime de geldiğimiz ilk zamanlarda bir tane yazılım mühendisi arkadaşı bünyemize almıştık. E-Modoko'yu kurduk, fiyatlı ürünler girmeye başladık ve insanlar buna talep gösterdi ciddi derecede. Evet. Günlük 20.000-30.000 kişiler girmeye başladı ve yüzlerce insan da WhatsApp'tan bize ulaşmaya başladı. Biz bunu biraz daha geliştirelim, yurt dışı kısmında da kullanalım istedik. Biliyorsunuz fiili fuarlar yapılamadı ve mobilya fuarı da 2019-2020 yılında 2-3 kere ertelendiği için sanal fuarı biz hayata geçirelim dedik. Firmalarla irtibatla geçtik ama sanal fuar yapmak çok maliyetli bir olay. Yani uzaktan baktığınız zaman çok öyle gözükmese bile işin içine girdiğince çok maliyetli bir olay olduğunu gördük. Yazılım kısmında insanlar size fuar alanını ilk önce çiziyorlar. Ürünlerinizi çiziyorlar. Bunları evet. Bilgisayar programlarına çizdikten sonra teker teker normal bir gerçek fuardaymış gibi yerleştirip ondan sonra da size teslim ediyorlar. Böyle bir yapıyı yapmak 600-700 bin lira gibi rakamlar gibi başlangıç bedelleri meydana çıkartıyor. Biz dedik ki Modoko
Türkiye'deki fuar merkezinden neredeyse iki kat daha büyük. 600 modülde mağazalar kurulu, standlarımız da gayet düzgün vaziyette, hepsi hali hazırda var. Kendi bünyemize profesyonel bir çekim ekibi de alalım. Yazılımcımız da var. Bu programı yazalım, bir yandan çekimleri de yapalım, hayata geçirelim dedik. Ve yaklaşık 2,5 ay gibi bir süre biz buna bir fiil çalıştık. Dünyada yapılanlar nasıl yapılmış onları da araştırdık. Ama bizim aradığımız tatlı olanı pek göremedik. Yani baktığınız zaman bizde hiç sanal bir şey yok. Aslında fiili vaziyette her şeyi görüyorsunuz. Modoko'nun tabii böyle bir yapıya izin vermiş olması da bize çok avantaj sağladı. Ve biz bu yapıyı ilk hayata geçirirken 1 milyon kişiyi hedefliyorduk bir yılda. Ama ilk ay 600 bin kişiye ulaştık. Çok ciddi bir talep patlaması yaşadık ve bunun yaklaşık %30-%35'i de yurt dışından ziyaretçilerin katılımıyla oldu. Baktığınız zaman sanal fuarı biz Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca dillerini ve Arapça dillerinde yaptık. Girdiğiniz zaman bu dilleri kullanan insanlar kendi dillerinde fuarı gezebiliyorlar. Gezdikleri gibi de herhangi bir şekilde bir ürünle ilgili bilgi alacaklarsa yine sesli şekilde oradan da cevapları yine kendi dillerinde alabiliyorlar. O yüzden çok olumlu şekilde geri dönüşler aldık sınav fuarıyla ilgili. Harika. Ben bu kadar yüksek maliyetlere mal olduğunu bilmiyordum. Bu sayede öğrenmiş olduk. Yani sanal fuar deyince işte diğer fuarlara göre son derece ucuz ve küçük maliyetlerle yapılıyor zannediyorduk. Ama siz vurguladınız, 600-700 bin dolar dediniz değil mi? Dolar bazında mı söylediniz? TL. Evet, TL bazında. Büyük para. Şimdi ihracata girelim bir miktar. İhracatta durum nedir? Çünkü ihracatta son dönemde bir konteyner ve navlun meselesi var. Bütün sektörü etkiliyor. Sektörlerin tamamını etkiliyor. Şu anda ürün göndermek için konteyner bulmak son derece zor. Diyelim buldunuz, çok yüksek navlun bedelleri ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu yeni gelişen bir durum. Yani son 1-2 ayın sorunu. Ama ondan öncesiyle ilgili de toparlayarak, yani Mart'tan bu tarafa doğru bir grafik çizerseniz nasıl bir seyir izliyor Türkiye'nin mobilya ihracatı son 2 aydaki konteyner meselesini de işin içine katarak? Türkiye'de biliyorsunuz mobilya sektörü ihracatta parlayan yıldız. 14. sıradan dünyada 8. sıraya çıktık. Çin'deki ihracatın yoğunlaşmasıyla birlikte dediğiniz gibi konteyner bulmakta da zorlandık. Ama bizim asıl baktığımız olay Modoko üzerinde şöyle güzel bir olay yaşandı. Bizim fuarımızı yurt dışında Amerika'da, Amerika merkezli bir firma da görmüş ve bize ulaştılar. Dediler ki Amerika ve Avrupa kanalını bize verin. Biz tamamen ihracat kısmında Modoko'daki bütün firmaların satışlarını yapalım. Biliyorsunuz 300 küsür tane mağaza var Modoko'da ve Türkiye'nin en elit firmaları. Evet. Bir nevi Türkiye'nin özeti gibi. Yani ihracatı direkt ciddi şekilde katkı sağlayan bir yapıyız. Bu firmayla biz şu anda anlaşmak üzereyiz. Anlaştığımız noktada Amerika pazarında bizim, hatta hatırlarsanız size de konuşmuştuk, AVM açılış gibi planlarımız vardı. Bu pandemi süreci bize biraz kısıtlar getirmişti ama şimdi Amerika pazarına, Avrupa pazarına direkt orası merkezli bir firmayla direkt ihracat kısmında giriyor olacağız. Ve bu bize kısa vadelerde ciddi rakamlarda ihracatımız daha da arttırma özelinde destek veriyor olacak. Artık ihracatta fuarlarla bir fiil yapamadığımız için buna benzer sanal fuarlar, işte sosyal medyanın diğer kanalları, Instagram'dır, Facebook gibi kanalları da kullanarak artık satışlarımızı arttırmanın yoluna gitmemiz lazım. Biz kendi mikro ölçekli firmalarımızda da bunu yaşıyoruz. Baktığınız zaman insanlar sosyal medyadan ulaşıp 100 bin dolarlık ürün de alabiliyor, 10-15 bin TL'lik ürün de alabiliyor. Evet. Ve bunların sayısı çok artmaya başladı bu dönemde. Artık ihracat bu kanala dönmeye başladığına göre bizim de buna göre aksiyon almamız lazım. Bunların üzerinde duruyor olmamız lazım. İnşallah mobilya sektörü 2021 yılında ben iç piyasa kısmında biraz talepte daralma olabilir gibi görüyorum ama ihracatta biz yine yükselen bir ivmeyle devam ediyor olacağız diye görüyoruz. Evet. Peki yılı nasıl geçirdiniz? Yani 2020'de ihracat hedefleri, pazarlar, yeni pazarlar, yani kaybettiğiniz pazarlar ya da çok ivme kazandığınız pazarlar olarak da ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutarsak. Konteyner meselesini ayrıca onun sonuna ilave edebilirsiniz. Onu çünkü konuşacağız hemen arkasından. Evet. İhracatta 2020 yılında çok bakamadık aslında. Yine ciddi derecede planladığımız, yılbaşında planladığımız 4 milyar dolarlara yaklaştık ama
iç pazarda çok ciddi bir talep patlaması oldu. O üçüncü, dördüncü aydaki tamamen fabrikaları tatil ettiğimiz, firmalarımızı kapattığımız dönemde insanlar evde çok zaman geçirdiği için ciddi bir talep biriktirdiler. Ve sonrasında da bize çok yoğun şekilde bu talepleri ilettiler. Biz üretimde bunları karşılamakta zorlanmaya başladık. Ham madde bulmakta zorlanmaya başladık. Sunta, MDF ve aksesuar kısımlarında sorunlar yaşamaya başladık. O yüzden 2020 yılı çok haldır aldır ihracata saldıralım dediğimiz bir yıl olamadı ama baktığımızda yine kötü bir yılda değildi. İhracatta yılbaşındaki hedeflerimizi Avrupa pazarındaki kanalların kapanmasından dolayı da insanların daha çok bize ulaşmasıyla birlikte yakalamış olduk. Dediğiniz gibi konteyner kısmında buradan ben bakıyorum farklı yerlere ürün göndermekte sorun yaşıyoruz. Tırları tercih etmek durumunda kalıyoruz. Ama Türkiye'nin artık kendi konteynerini de üretmesi lazım. Özellikle Çin gibi büyük ölçekli ülkelerin normal üstü talep artışları bizi direkt sıkıntıya sokuyor. Artık bunları biz kökten çözüp kendi konteynerimizi üretip şu anda kendi tırlarımızla olayı çözmeye çalışıyoruz ama yeterli gelmiyor. İhracatta büyüyeceksek bunu da kökten bir şekilde çözmemiz lazım kendi milli imkanlarımızla bence. Nasıl yapacağız? Yani orada dünyada bir tekel var, daha doğrusu trust var. O tröstler piyasayı domine ediyorlar, istedikleri gibi kullanıyorlar, manipüle ediyorlar hatta. Ve navlun fiyatlarının artması da biraz ona bağlı. Yani konteyner bulma problemini aştığınız takdirde bu defa çok yüksek navlunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. O navlun fiyatları konusunda da bir fiyat karteli oluşmuş durumda. Yani hiçbiri fiyatı aşağı çekmiyor. Biz bunu yani kendi imkanlarımızla nasıl aşacağız? Yani nasıl bir model geliştirmeyi düşünüyorsunuz? Ya da nasıl bir model geliştirmeliyiz ki bu girdaptan çıkabilelim? Biz bunu direkt uzmanlığımız olmamasına rağmen lojistik firmaya da çok ciddi şekilde görüşmeler yapıyoruz. Çünkü bu bizi ciddi frenleyen bir olay. Burada biraz daha devlet destekleri de devreye girebilir. Belli garantiler de devreye sokulabilir. Ama dediğim gibi sonuçta üretim yapıp ben konteyneri size sundum diyen firmaların iki gün sonrasında da ya tamam Çin'den bu olay çözüldü, size gerek kalmadı gibi bir sorunlara karşılaşmayacak şekilde destekleniyor olması lazım. Evet. Peki İngiltere'ye bir bakış açısı getirelim. İngiltere Brexit dolayısıyla, İngiltere biliyorsunuz tarihi olarak yani son 1700 bu yana en büyük daralmasını yaşadı. Brexit sonrası ortaya çıkan travmayı aşmakta çok zorlanıyor. İngiltere bizim önemli pazarlarımızdan bir tanesi. Biliyorsunuz işte fazla verdiğimiz pazarlardan bir tanesi. Neredeyse %50 fazlamız var dış ticarette. İngiltere pazarında neler olup bitiyor? Mobilya kısmında %100'ün üzerinde bir artış sağlanmaya başladı İngiltere ile. Baktığınızda ilk 10 sırada İngiltere'de çok fazla yoktu. Ama şu anda 6. sıralara kadar İngiltere ile çıkmaya başladık. Ama ihracatta diyorum ya bizim biraz da standart dışı, normal dışı hikayeler üretmemiz lazım. Artık orada hep söylediğimiz gibi Türkiye'deki bu sarı mavili logolu bir firma gibi oralarda yerel lojistik depoları kurmamız, kendi satış marketlerimizi, kanallarımızı kuruyor olmamız lazım. Bunları oturttuğumuz zaman özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Almanya gibi ülkelerle birlikte İngiltere gibi fırsatların doğduğu ülkeler bizim yeni kazanımlarda hızlı yol alabileceğimiz ülkeler bence. O yüzden buralarda da biraz daha farklı hikayelerle birlik olarak Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Ben bakıyorum 40 bin tane mobilyacımız var. Almanya'da 20 bin mobilyacı var. Bizden neredeyse 3 kat, 4 kat daha fazla üretim yapıyorlar. Ölçek sorunu çözmemiz lazım. Birlik olmamız lazım. Ortaklaşa hareket edip bir güç birlikteliğiyle yurt dışında global büyük bir marka kurup ihracatımızı arttırmanın yollarına bakmamız lazım. Evet. Son sorum, son 2,5-3 dakikamız. Geri dönüşümü konuşalım istiyorum biraz. Çünkü büyük bir ağaç sarfiyatına yol açıyor. Ayrıca ağaç varlığımız çok iyi değil, ithalata bağımlıyız orada. Geri dönüşüm konusunda siz yani Modoko olarak nasıl bir öncülük yapıyorsunuz? Şimdi son yıllarda biz şunu dillendirmeye başladık. Türkiye'nin üretim kalitesi İtalya'ya geçmeye başladı. Bunun en büyük sebebi de Ali Bey, İtalya neredeyse %100'e yakın geri dönüşüm malzeme kullanıyor. Tabii. Biz %95'lerde ormanlarımızı tüketerek mobilya üretiyoruz. Kalite anlamında iyi gözükse bile baktığınız zaman bu çok büyük bir sıkıntı.
Bunu bizim çözmemiz lazım. Endüstriyel ormanlar yapıyoruz ama düşünün, evimizde kullandığımız koltuğun yeniden alınıp geri dönüştürülüp yeniden bize sunuluyor olması lazım. Bunları bertaraf etmeyle ilgili de ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. 250 milyon dolarlık bir ormanı kesiyorsunuz. 10 milyar, 11 milyar dolar gibi bir ekonomi oluşturuyorsunuz. 200 bin kişiyi direkt, 400-500 bin kişiyi de dolaylı vaziyette üretime katıyorsunuz ve bunların çoğu mavi yakalı. Ama baktığınız zaman daha önceden üretmiş olduğunuz, artık miladını doldurmuş, son kullanma tarihi geçmiş, ekonomik ürün, ömrünü doldurmuş ürünleri yeniden dönüştürme kabiliyetine haiz olamıyorsunuz. Türkiye'nin plastikte, demirde, camda olduğu gibi mobilyada ve mobilya türevlerinde artık bunu diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi becerebiliyor olması lazım. İtalya'da %95 diyorum. İtalya'nın en büyük üreticilerinden bir tanesi de yine Türk firması. Evet, evet. Türk firmaları orada üretiyorlar. Tabii. Kastamonu entegre. Yani, tabii Avrupa'nın en büyüklerinden birisi, İtalya'nın bir numarası. Doğru söylüyorsunuz. %90'larda geri dönüşümü yapıyorlar ama Türkiye'de yapılamıyor. Bunu Sunta Medefe üreticileri dışında ayrı bir geri dönüşüm sektörü olarak hayata geçirip, dediğim gibi mobilyacılara geleceksiniz, kullanılmış mobilyanızı bize demir hurdası verir, plastik hurdası verir gibi belli bir ücret karşılığında vereceksiniz. Biz onu geri dönüşüm vereceğiz ve o bize yeniden sunta, MDF ve diğer ürünler olarak, ham madde olarak geri dönecek ki bu dönüşümü sağlamamız lazım. Ama bizde ham madde çok ucuz olduğu için şu anda buna gerek görünmüyor gibi bir durum var. Ama bu doğru bir olay değil. Bunun artık hayata geçmesi lazım. Peki. Birkaç dakikamız daha var. İki dakika kadar. Bu Kastamonu Entegre'yi bahsettiniz. Ben de tam onu soracaktım. Yani İtalya'da pazar lideri olan bir firmadan bahsediyoruz. Avrupa'nın iki numarası. Dünyada 7. sırada bildiğim kadarıyla. Bu konuda, geri dönüşüm konusunda belki işte bu böylesi dev bir firma varken elimizde, geri dönüşümü onlarla birlikte koordineli yapabiliriz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Bunu biz kendi aramızda da hep konuşuyoruz ama belli kısımlarda devlet destekleri de gerekiyor olabilir. Baktığınızda bir ham maddeyi alıp yeniden üretmenin, yeniden dönüştürmenin maliyeti yüksekse burada bir pozitif ayrımcılık yapmak gerekebilir. Nasıl elektrikli araçlarda yapılıyorsa burada da bir pozitif ayrımcılık yapılması lazım ki bu teşvikte insanlar bu dallara girip ciddi yatırımlar da yapılması gerekiyor biliyorsunuz. Mobilya hacimli bir ürün ve bunların üretimini yapmak ve geri dönüşüm tesislerinde kurmak da ciddi maliyetler gerektiriyor. Bu maliyetlere insanların girebilmesi için ham maddeden daha ucuz bu ürünleri geri dönüştürebilmeleri lazım. Burada biraz detaylı ihtiyaçları var bence. Peki, Koray Bey çok teşekkürler. Modoko Başkanı Koray Çalışkan'la mobilya sektörünü konuştuk. Bu vesileyle aslında geri dönüşümü konuşurken de dünyanın en büyük şirketlerinden birisi Kastamonu Entegre'yi önümüzdeki günlerde bir yayına davet edip CEO'su Haluk Yıldız'la bu konuyu konuşmamız lazım. Çünkü milli servetin heba olmaması için buna ihtiyaç var. Böylece son seansında sonuna gelmiş olduk. Pazartesi günü aynı saatte yine buradayız.